Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Kuş Gözlem Günlükleri 14 ile yine sizlerle birlikteyiz. Şu an Trakuş'un 2022 yılı için planladığı Çanakkale kampına doğru yola çıkmış bulunuyorum. Az önce bir mola verdim. Trakuş kamplarının olmazsa olmazı haline gelen ve benden kesinlikle sorulan Trabzon ekmeği ve Trabzon tereyağını aldım. Az önce ekmeğimi aldım. Yağımı daha önce almıştım. Şimdi yoluma devam ediyorum. Daha yeni yola çıktım sayılır. 1200 kilometre üzerinde bir yolum var. Sabah ilk ışıkta 5.30-6 sularında Çanakkale'de olmayı planlıyorum. Her zaman yaptığımız işte kuş gözlem günlükleri videosunu da bu kampa ayırdım. 3 gün, bir de benim önceden gittiğim bir günde hesabı katarsak 4 günlük bir süreci kapsayacak. Pandemi dolayısıyla 2 senedir kamp yapılamamıştı. Ondan bir önceki sene de uygun koşullar sağlanamadığı için bir kamp gerçekleştirilmemişti. En son kampımız 2018'de Burdur'da olmuştu. İşte hem o ara, hem onun üstüne gelen pandemiden gelen ara, pandeminin bizi kendi başına epeyce bunaltması üzerine şimdi bu kamp bana ilaç gibi gelecek eminim. Bunun yanında bir de söylemeden de geçmeyeyim. Bu hafta biraz yoğun geçti benim için. İzin konusunda biraz sıkıntılarım olmuştu. Bu biraz enerjimi de düşürmüştü açıkçası. İşte az önce oluşturulan grupta arkadaşlarımızla sohbet ederken İstanbul'dan geçeceğimi sordum. Hani ufak bir iki detay paylaştım onlarla bana yardımcı olmaları için. Orada Metehan Hocam ve değerli eşi Akgün Hanım beni evlerine davet ettiler. Mutlaka gel, İstanbul'dan direkt geçme, kal, ertesi gün devam edersin diye. Bayağı da ısrar ettiler. Bu beni çok duygulandırdı, çok hoşuma gitti. O kaybolan enerjimi de, düşen enerjimi de tekrar yerine getirdi, hem de fazlasıyla. Şu an gayet motive bir şekilde kampa doğru ilerliyorum. Tüm hazırlıklarımızı yaptık önceden. Bunları şimdi belki bu videoya sıkıştırmam ama belki daha sonra Trabzon'da çekeceğim bölümlerde paylaşırım. Nelere dikkat ediyorum, nasıl hazırlanıyorum diye bir bölüm yaparız. Şimdi bu Trakuş kampı benim için biraz dinlenme olacak. Kendimi tamamlama yeri olacak. Biraz ona zaman ayıracağım. Görmediğim belki kuşları görme şansım olacak. Bakalım. Dediğim gibi bu 3+1 günlük kamp süreci neler getirecek? Trakuş kampının ardına Karacabey, Manyas, belki Ulaabat, yani o bölgeyi içeren bir gözlemimiz de olacak. Orayı da ayrı bir bölüm olarak yapmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Umarım sizin için güzel bir video, benim için de güzel bir kamp dönemi olur. Hoşça kalın. ...1300 kilometrelik yolculuğumu tamamladım. Şu an Kavak'tayım. Arkadaşlarım dün kurmuş olduğumuz WhatsApp grubunda Kanala çiçeklerinin açtığından bahsetti. Onlara da bir değerlendirmemizi tavsiye ettiler. O yüzden yoldaki molamı biraz uzattım. Gündüz vakti Tekirdağ'da olacak şekilde ayarlamamı yaptım. Tarlalar gerçekten müthiş görünüyordu. Ama tabii aklımız kuşta olunca onlara çok odaklanamadık. Bir an önce Kavak'a geldik. Şimdi kamp alanında değilim.
kamp alanı bir 10-15 kilometre daha ileride. Ben oraya böyle yavaş yavaş gideceğim. Bakacağım, etrafı biraz incelemeye çalışacağım. Bir gün önce geldim zaten kamptan. En azından benim için bir hazırlık olmuş olur. Bugün çok iyi bir şeyler çıkartamasam bile bir ön hazırlığımı yapmış olurum diye düşünüyorum. Evet, kuş sesleri de geliyor etraftan iyice. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğim tabii ki. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Alanda beni ilk karşılayan çayır taş kuşu oldu. Sonrasında köprünün yanına vardığımda bir şahin sabah kahvaltısı için hazırlık yapmaktaydı. Kamp için yola çıkmadan önce Kafa Radyo'daki Bedia ile Güzel Şeyler programının yapımcısı sevgili Bedia Ceylan Güzelce o günkü programın konusu ile ilgili yazdığı mesajı okuduktan sonra şöyle güzel bir ekleme yapmıştı. Umarım hiç görmediğiniz bir kuş görürsünüz. Bu güzel temennin etkisi midir bilinmez, alandaki ilk dakikalarımda daha önce kayıt altına almadığım orman çevgınını fotoğrafladım. Güzel düşünceler için kendisine ve Kafa Radyo ailesine teşekkür ederim. Bu videonun final bölümü onlar için olsun. Orman çevgini çok kısa süre görünüp kaybolduktan sonra gözüme sinek kapanlar ilişti. Kamp için gelen arkadaşlar halkalı sinek kapanı da görmüşler ama ben sadece kara ve benekli sinek kapanı görebildim. Kamış bülbülleri pek açığa çıkmasalar da güçlü sesleri her yerden duyuluyordu. Bir çayır taş kuşu ailesi yol boyunca bana eşlik etti. Alanı tanımamda yardımcı oldular. Beslenme telaşında olan bir küçük akgerdanla ötleyen. Ve kim bu yabancı diyerek beni gözetleyen bir gelengi. Güzel mavi gözleriyle küçük kargalar da enerji ihtiyacını karşılamak için uğraştaydılar. Daha kamp alanına gitmeden güzel vakit geçirmeye başlamıştım. Kamp alanı bir önceki gün ve belki öncesinde de yağan yağmurlarla biraz batak hale gelmişti. Neyse ki çamura saplama durumu yaşamadan ilk molamı vermek için durabildim. Sabah alana girdikten sonra hemen kuş bakmaya başladım. Sizinle de paylaşmıştım zaten. O ilk gittiğim kısımda epey bir ötücü vardı. Hatta benim için kertik olan orman çılgınını gördüm, fotoğrafladım. Kısa bir süre göründü ama yeterli oldu. Kertik için yeterli oldu. Bugün hani etrafı bir dolaşmak istedim. Alanı bir görmek istedim. Hiç bilmediğim bir yer. Şimdi daha güzel fotoğraflar için uğraşabilirim yarından sonra. Alanı daha iyi bilen deneyimli arkadaşların da tecrübelerinden, bilgilerinden faydalanarak. Kamplar biraz telaşlı geçiyor. Hani böyle çok iyi fotoğraf için uygun değil. Ama en büyük tadı hep beraber olmak. Türkiye'nin dört bir tarafında olan arkadaşlarımızla bir şekilde buluşma imkanımız oluyor. Akşam kamp ateşi etrafında sohbetlerimizi yapacağız. Beraber yemeklerimizi yiyeceğiz. Bunlar daha ön plana çıkan şeyler. Bir de dediğim gibi mesela hiç bilmediğim bu alanı tanımış oluyorum, öğrenmiş oluyorum. Ben bir mola verdim. Saat 1 oldu artık. Hatta 1.30 oldu. Biraz bir şeyler yiyeceğim. Dün akşamında yorgunluğu var. İşte 1300 kilometre bir yol geldim. Ufak ufak dinlenmeler yaptım ama tabii derin bir uykunun yerini asla tutmuyor. Kahvemi içtikten sonra hemen araziye devam ederim. Yine burada görebileceğim türleri görmeye çalışırım. Hem yorgunluktan hem alana daha çok vakit ayırmak istediğimden kahvaltım bugün biraz böyle sade oldu. Masamı bile çıkartmadım. Ama asıl sürprizimiz gelecek tabii ki. Şimdi müsaadenizle bir şeyler atıştırıp arazime devam edeceğim. Sonra gene konuşuruz.
Kampa giden yol boyunca sürüler halinde Söğüt serçesi görmek mümkündü. Erguvani balıkçılar da sazlara uygun renkleriyle avlanmak için yerlerini almışlardı. Gizli gizli dolaşan su tavukları da vardı. Bunun tersine hareketsizce sabırla bekleyen küçük balabanlar da. Kuşları görmek için kanala, su seviyesine bakınca biraz yukarıdaki güzellikleri kaçırdığımı fark ettim. Rüzgarda sallanan sazlar yorgunluğumu alıp götürdü diyebilirim. Saz kelimesini bu kadar çok kullanınca saz delicesini unutmak olur mu hiç? Epeyce uçtu, dalış yaptı. Ama sonunda eve mutlu döndü mü işte onu göremedim. Az önce küçük balaban ile karşılaşmıştım. Bu da balaban. Hep o istediğim gagasını kaldırıp gözlerini karşısındakine diktiği duruşunu çekebildim sonunda. Öyle güzel bakıyordu ki dakikalarca durup izleyeceğimi düşündüm başta. Ama sonra sıkıldım. Çünkü hiç hareket etmiyordu. Balabanı orada bırakıp çadırımı kurmak için kamp alanına döndüm. Çadırımızı kurduk. Az önce gördüğünüz gibi. Birazcık zamanımızdan harcadık çadır işine. Onu bitirdik. Şimdi biraz şöyle etrafı bir dolaşmak istedim. Arabanın girmediği yerlerde ne var diye. Şöyle size de göstereyim. Bugün sabah da dediğim gibi biraz alanı öğrenmek amacıyla dolaşmıştım aslında. Ona rağmen epey de bir tür gördüm. Bir türlü istediğim karelerini alamadığım balabanı çekebildim. İki tane farklı, hatta üçlü galiba farklı birey gördüm. Bir tanesi hemen kaçtı yine ama diğeri benden hiç çekinmedi, öylece durdu. Beni takip etti tabii ki. Arabayla biraz geri gelince o da başını çevirdi. O gözlerini, bu gagasını yukarı kaldırıp iki gözüyle birlikte tam karşıya bakar pozisyonu çok seviyordum. Onu fotoğraflamış, video kaydını almış oldum. Bu beni mutlu etti. Epeyce bülbül sesi geliyor. Ama çalıların arasından çıkmıyor. Biraz problemli yine her zaman olduğu gibi. Başka Söğüt serçeleri vardı. İşte kamışçınlar, guguk, batak kırlangıcı vardı. Üzerime doğru uçuyordu. Onu bir çektim ama önce kara kanatlı bataklık kırlangıcı olduğunu düşündüm. Çok güneş vardı. Detayını tam seçemedim. Bayağı siyah görünüyordu kanat altı. Ama sonra arabanın içinde güneş ışığından etkilenmeyen ortamda bakınca bordo, kızıl renkleri gördüm. Yani düz bataklık kırlangıcı demek ki. Böyle birçok fotoğraf ve video kaydı aldım. Genelde kamplarda bu kadar verimli geçmez. Yani belki ben ekstra bir gün önce gelmeden dolayı mı böyle oldu bilmiyorum ama asıl yoğunluk yarın yaşanacak. İnsanlar yarın gelecek. Bakalım yarın da aynı performansı sergileyebilecek miyiz? Başka türler görebilecek miyiz? Bu gece hava açık görünüyor. Belki yıldız pozlaması yaparım biraz. Yorgunluk durumuma bağlı. Belki bir anda uykum bastırır bilmiyorum. Şimdi bir çay demlemeyi düşünüyorum. Evet, burada da bir tane fişek var. Hiç boş durmuyorlar. Şimdilik bu kadar. Geldiğime değdi gerçekten. Mutlu oldum. Yarın yeni günde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kal. Hangi bir makamda bir şarkı söyledim.
akasyen kokulu sabahları. Göremiyorum, bir dakika. Orayı kesersin. Orayı yaparız. Montajlatalım hocam orayı. Akasya kokulu sabahlarımdan hiç olmazsa biri. Geldiğimizde otlar yemişildi ve kuzey. Sonbahar geldi. Güneş altında tutsaklar, geçen sonbahara bakıyorlar. Şirin mi şirin? Vallahi ben belgeleri bir alayım yanıma da ne olur ne olmaz. Adam bak kaçırdım açıklamasını. Kuşçular 6'dan itibaren uyanmaya başladı ama aslında birçoğu geç kalktı. Şimdi geç kalkmalarına bahane arıyorlar. Sen horladın, ben horladım diye suçlu bulmaya çalışıyorlar. Yorgunluğun üstüne iyi geldi uyku. Hava biraz puslu. Güneş daha bulutları ve işte o sabah sisini yenemedi. Kampa yavaş yavaş gelenler var. Bir yandan da kampın karşılama işte merkezi oluşturuldu. Çay demleniyor. Ben de şimdi arkadaşlarımın gelmesini bekleyip araziye başlarım diye düşünüyorum. Kahvaltımı ise daha sonra kendim yapacağım. Gece balabanı duyduk sürekli. Balaban bana kertik değildi. Hiç görmediğim bir kuş değildi yani. Ama çok iyi kareleri yoktu. Hep böyle kaçarken denk gelmiştim ya da uzaktan. Dün gayet güzel o beklediğim duruşu yapmıştı demiştim herhalde. Bütün gece de sesini duydum. Uzun bacakların sesi geliyordu bir taraftan. Yani gece soğuk oldu gerçekten. Ama yani şöyle bir ortamda uyumak, soğuğun verdiği o zorluğu, yıpratıcılığı belki yendi. İşte balabanın sesi beni ısıttı diyebilirim. Çok güzeldi. İşte bunları kaybetmemek lazım. Bunları kaybetmemek lazım derken, kaybetmemek çok kolay. Bizim elimizde. Bir şekilde elimizden kayıp gittikten sonra getirmesi çok zor. Tekrar yerine koyması çok zor. İnşallah kalanırız. Dün güzel başlamıştı. Bugün de o şekilde devam ediyor umarım. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Dün araziye başladığım Kavak Köyü içindeki alana giderken yolda beni uzun bacaklar karşıladı. Grup halinde dinleniyorlardı. Bir tanesi ise
onlardan ayrı bir noktada temizliğini yapıyordu. Ama yalnız da sayılmazdı. Çünkü hemen arkalarında mahmuzlu kız kuşları vardı. Mahmuzlu kız kuşlarını birbirlerine kur yaparken yakalamıştım sanırım. Biraz durup onları seyrettim. Görünüşe göre çalışmalar sonuç vermişti. Direkler üzerinde tünemiş yırtıcılar beklerken orada gümüş martı görmek çok da heyecan uyandırmamıştı açıkçası. Muhtemelen yanlış direklere odaklanmış olmalıyım ki biraz daha ilerleyince aladoğanları farklı farklı direklerde gördüm. Onlar da saksağanlarla mücadele halindeydiler. Annesini arayan bir buzağı ile de karşılaştıktan sonra nihayet köye vardım. Bülbül sesleri her taraftan geliyordu yine ama bir türlü istediğim açıklığa çıkmadılar. Çalıların arasında olmayı seviyorlar. Kamış bülbülü öyle hızlı hareket ediyordu ki açığa çıktığı o ender anları görüntülemekte zorlandım. Kukumav bölgemde olmayan, hareketleriyle kendini sevdiren bir kuş. Bugün grup olarak dolaştığımız için çok özenemedim ama kısa da olsa görüntüleyebilmek beni mutlu etti. Kavakköy'de vakit geçirdikten sonra deltaya geri döndük. Ama kuş yönünden biraz zayıftı. Kuşlar dünkü cömertliklerinden uzaktı. O nedenle Koca Çeşme tarafını denemeye karar verdik. Kıyı kuşları açısından da aradığımızı bulamadık maalesef. Dönüşte bahçe kenarlarındaki ağaç dallarında birazcık kuş görme şansımız oldu. Dönüş yolunda sevdiğim kuşlardan kaşıkçının o müthiş beslenme tarzını görüntüleyebildim yine. Ve tabii Söğüt serçelerinin birlikte yaptıkları hareketleri. Akşam olduğunda yemek yenildikten sonra eski kamp görüntüleri gösterildi ve bir sonraki günün planlaması yapıldı. Hem günün en zor ışığından kaçmanın. Yani kuşların doğa yaşamı katkıda bulunması için, yani kuşların soyuna devam etmesi için onları bilinçlendiriyorlar insanlara. İsmini planlıyorlar. Kamp ateşi başında yapılan sohbetin ardından sabah erken kalkmak için çadırın yolunu tuttum. Arkadaşlar günaydın. Dün biraz hızlı geçti. O yüzden dünü kapatacak bir konuşma yapamadım. Şu an saat 6.30. Yaklaşık bir saat kadar önce uyandık. Arkadaşlarımızla buluştuk. Bu arkadaşları da şöyle bir göstereyim yine. Onlar da katılmışlar gene kampa. Şöyle onları da bir çekelim de. Sonra belki videoyu seyrederler. Bugün şimdi 3 araba olarak Eneze, Galah Gölü'ne gideceğiz. Dün
gene Kavak Deltası'nda gezmiştik. Ve Koca Çeşme tarafında gezmiştik. Benim ilk geldiğim güne göre bayağı zayıftı. Ben ilk gün kartı doldurmuştum neredeyse ama dün o kadar verimli geçmedi açıkçası. Kalabalıkla alakalı mı bilmiyorum ama. Bakalım şansımızı bugün deneyeceğiz. Ben hiç gitmemiştim daha önce Enez'e. Zaten burası da bir ilkti. Evet, şimdi yola koyulduk. 90 kilometre mesafede. Herhalde bir saate biraz geçer, 1-1,5 saat sonra. Kıyı kuşları öncelikli olacak şekilde kamuflaja girerek bugünkü çekimimizi de yapmak istiyorum. Dün bir de asıl kendi programımda olan kuymağı yapamamıştım. Arkadaşlar burada bir köfteci var, hadi oraya gidelim deyince grup daha ağır bastı tabii ki. Bakalım bugün onu da artık yerine getirmem lazım. Biz şimdi yola çıktık. Orada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rotamızı Kala Gölü tarafına çevirdik. Alana girdikten sonra yol giderek bozulmaya başladı. Biraz da rüzgar vardı. Uygun bir noktada kamuflaja girip kuşları beklemeye başladık. Bir yeşil bacak su içinde bulduğu oldukça büyük bir solucanla epeyce oyalandı. Ama tabii ki sonrasında yemeyi başardı. Hemen yanında bir uzun bacak kibar kibar suyun içinde dolaşıp beslenmeye çalışıyordu. Rüzgar şiddetliydi. Rüzgarın sesi videoda kısılmış olsa da küçük akbalıkçıların tüyleri rüzgarın şiddeti hakkında fikir veriyor olmalı. Yeşil bacakta kendi beslenme tarzında başarılıydı ama sanırım Gülen Sumru büyük ödülü kazanmıştı. En son Kozanlı'da görüntülediğim Gülen Sumru da bir kurbağa yakalamıştı. Çok büyük grup olmasa da flamingolar da alandaydı. Çeltikçiler başta biraz ürkmüştü ama sonradan oldukça toleranslı davrandılar bize. Alanın tadını çıkaranlar da vardı elbette. Bunda da haklıydılar. Geniş çayırların, sulak noktaların bulunduğu güzel bir alandaydık. Ancak yol için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İleriki kısımlarında arazi araçlarının bile zorlanacağı, neredeyse traktör seviyesinde geçişe müsait olan yerlere denk geldik. Binek araçlarımızla sınırları biraz zorladık. Engelleri bir bir aştık ancak
beklediğimiz kuş popülasyonuna ulaşamadık. O nedenle araçlarımızı daha fazla hırpalamak istemedik ve bölgede biraz daha oyalanıp Enez'e doğru yola koyulduk. Bu gelengi de bizi alandan uğurlayan arkadaşımız oldu. Enez ilk gün Kavak Deltası'ndaki bolluktan sonra en güzel geçen yer oldu. Bu bölümü grup halinde değil ayrı ayrı gezdik. Sarı kuyruk sallayanın pozlarıyla gözleme başladım. Biraz ilerisinde bir akça cılbıt sürekli benden kaçsın mı yoksa beslenmeye devam etsin mi kararını vermeye çalışıyordu. Uzun bacak erkeği dişisini etkilemek için epey uğraştı. Dişi ise bu emeklerin karşısında ona hayır demedi. Aksiyonun ardından erkeğin gururlu yürüyüşü görülmeye değerdi. Alanda üç koca göz vardı. Tedirgin şekilde kısa ama hızlı yürüyüşler yapıyorlardı. Tedirginliği etrafta yuvasının olmasıyla ilgilidir diye düşünüp daha fazla rahatsız etmeden onları yalnız bıraktım. Bir kızıl kum kuşu çalının arkasında görünmez olduğunu düşünüyordu belki. Kısa bir süre orada durdu ama sonrasında bunun çok da doğru olmadığına kanaat getirdi sanırım. Alanda sesi en çok duyulan kuşlardan biri de boğmaklı toygar idi. Güzel şarkılarını dinlemek çok iyi geldi. Bunun yanında son konduğu yerdeki mavi, kırmızı ve sarı çiçekler keyfime keyif kattı. Kızılbacak Çıkrıkçın ve Kara Kızılbacak. Alanda tür çeşitliliği de fazlaydı. Flamingolar galadakine göre kat be kat fazlaydı. Dansları, hareketleri çok güzeldi. Uzun bacak, güneşin batışının yaklaştığını hatırlatırcasına alandan uzaklaştı. Poyraz kuşlarına bakmanın vakti gelmişti. Neyse ki gün ışığı azalmaya başlamışken iyice sakinleşmişlerdi ve uzun uzun onları seyredip görüntülerini kaydedebildim. Zaman epeyce ilerlemiş, güneş artık çoktan batmaya başlamıştı. Kampa doğru dönüşe başladık. Yemeği kaçırmıştık ama Malkoçoğlu imdadımıza yetişti ve Trakuş pilesiyi sucuk ekmekten mahrum kalmamamızı sağladı. Bunca yorgunluğun ardından bu ilgisi unutulmazlar arasında yer alacak hep. Kuş hikayeleri ardından müziklerle ateşin başında sohbetin tadını çıkardı. Yavaş yavaş gidiyor. Hemen telefona şey yaptık. Ömer'e dedik ki arkanda bir çoban geliyor. Çoban geliyor. Yani şimdi Ömer de döndü görmüş vaziyette böyle. Ondan sonra Ömer anlatıyor.
Çoban böyle gelince yakının elinde bir sopayı. Ömer böyle selamun aleyküm deydi. Ne oluyor lan? Orada diyor çalının arasında diyor yılan gördüm diyor. Kıvrımda kafasına denkleştireceğiydi. İşte. Ömer başarı oynadıkça elinde sopa adam çirkin. Ya aynı şey benim başıma da geldi. Kamuflajda yatıyorum böyle Eskişehir Kütahya arasında. Gölün kenarında. İşte ördekler var. Sırı falan var. Arkamdan böyle hışır hışır bir ses geliyor. Lan domuz mu geliyor, ayı mı geliyor, ne oluyor falan. Biraz durdum. Sonunda kalktım kamuflajdan. İki tane çocuk. Şeytan görmüşsün oğlum. Ay canım. Ben de öyle oldum. Abi dediler ölüyorduk dediler ya. Canımızdan can gitti. Sen nesin dediler böyle yerden kalktın birden böyle. Hiç görünmeyen yerden bir adam kalktı. Burada ne işiniz var? Onlar da balık tutmaya geliyorlar. Tam olarak öyle. Tam böyle öyle geliyorlar ki haşır huşur ayak sesleri yaklaşıyor. Arkamdan geliyorlar. Aynı sahne. Şimdi... Ahura olsan çok güzel ağrım İstanbul'da sonbahar. Akşama doğru azalı sayar Kız Kulesi ve adalar. Ahura olsan çok güzel hala İstanbul'da sonbahar. Her zaman kolay değil sevmeden sevişmek, tanımak bir ucuk, yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul yorgun, üzgün ve yaşlanmış, biraz kilo almış, ağlamış yine, rimelli yakıyor. Akşama doğru azalırsa yan, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'a. Güneş doğdu. Hadi kalkın. Günaydın. Hoş geldiniz. Taze kuvvetler. Oho gelmiş her şey.
Valla işte domates ve şeyleri koyuyoruz ama tahtamız var. Getir. Evet. Tahtamız var. Getir. Var mı? Getir. Şahımız da var. Tabağımız. Ne güzel kokuyor ya. Yok ya, acayip bir şey ya. Kampa gelmeden önce WhatsApp grubunda yazışıyoruz. He. Bizim Bora var. Dedi ki, abi dedi, yağ için ekmeğimi uzatırım. Dedim bir saniye. Öyle her ekmeğin üstüne yağ sürmüyoruz. Ekmeği de ben getiriyorum. Üçüncü günden günaydın diyelim. Tahmin edin ne oldu? Dün de kuyumağımızı yapamadık. Yani dün hatta günün kapanış videosunu da çekemedik. Gala tarafına, daha doğrusu Enes tarafına gitmiştik. Orada Gala Gölü Milli Parkı'na uğramıştık. Yol binek bir araç için bayağı zorlayıcıydı. Normalde benim tek başıma girmeyeceğim bir şekildeydi. Ama işte arkadaşlarla birlikte olunca girdik. Biraz da tedirgin olduk açıkçası. Yani lastiğin yarılacağı ya da arabanın altına oturacağı yerler çoktu. Neyse kazasız belasız hallettik. Ama biraz bize zaman kaybettirdi. Çok aşırı da bir zenginlik yoktu. O yüzden günün ikinci kısmını Enez'deki lagünde geçirdik. Orası çok daha güzeldi. Bu arada şu Tepeli Toygar'ın videosunu çekemedim hala. Niye işte? Nasılsa çekeriz diye. Nasılsa çekerim diye. Lagün gezmek için daha uygundu. Hem araca uygun. Buyurun kapağın. Hem araçla gezmeye uygun. Hem de kuş açısından da daha zengindi. Konkuşları, işte düdükçünler, uzun bacaklar. Ondan sonra Poyraz kuşu vardı. Onlarla epey oyalandım. Akşam da güneşi orada batırdık. Oradan kamp alanına gelişimiz bir iki saat kadar sürdü. O yüzden hemen bugün için şarjımı, işte kart kopyalama, yedekleme işlemlerini yaptım. Yol biraz da yorgunlukta gecede olduğu için yolda video da çektim. Bakalım, şu kuymağımızı yapamadık bir türlü. Dün Trabzonspor da 3-1 yenmiş. Şampiyonluğumuz artık tamamdır diyebiliriz. Bugün inşallah Trabzonspor şapkamızı takıp kuymağımızı yapacağız. Az önce Trabzon ekmeği ve tereyağı ile kahvaltımızı yaptık. Arkadaşları gördük. Bir araya gelmek çok güzel. Ama işte bu ayrılmak biraz üzülüyor. Aynı şekilde buraya gelirken, evden ayrılırken de hüzünlü bir şekilde ayrılmıştım. Bu sefer buraya kavuşmuştum. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Eve kavuşacağız. Şimdi ben Sulva denen bölgeye doğru gidiyorum. Bugün orada geçireceğiz. Bakalım kuşları varmış. Su kuşları varmış. Onlarla güzel vakit geçiririm inşallah. Bakalım gün ne gösterecek. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
kuş gözlem günlükleri 14 Trakuş kampına ayırmıştık. Trakuş kampında geçen 3 günümüzü videoya çekmiştik. Bugün kampı bitiriyoruz. Birçok nedenle kuymağımızı bir türlü yapamamıştık. Her gün bir sonrakine ertelemiştik. Kampta bazı olaylar anlık gelişiyor, planları bozabiliyor. Kuş sevdası böyle bir şey işte. Son bölümü değerli abim Tamer Yılmaz ile birlikte yapalım dedik. Final, tam bir final olsun istedim. Her an başka bir şey çıkabilir diye ben bir an önce şu kuymağın altına yakmak istiyorum, başlamak istiyorum. O aşamalarda da, kuymağın aşamalarında da biz kamptan sohbet etmeye devam edeceğiz. Evet. Hadi bismillah diyelim de. Hadi bakalım, ben de bu arada şunu üstüne. Trabzon tereyağı ve Trabzon ekmeği Trakuş kamplarının vazgeçilmezi oldu. Erimiş mi biraz? Biraz erimiş abi. Çünkü epeyce bir kilometre yaptı. Tadından bir şey kaybetmemiştir diye düşünüyorum. Evet, güzel görünüyor. Kampta yeni arkadaşlarla da tanışma imkanımız oluyor. Bu tarz organizasyonların en güzel yanı o oluyor zaten. Evet. Biz Tamer abiyle biraz fotoğraf ağırlıklı düşünüyoruz. Bizim için farklı tür görmek tabii ki her kuşçu için önemlidir ama onun heyecanı başkadır ama biz biraz daha işin fotoğraf yönüyle ilgileniyoruz. O kısım biraz daha ağır basıyor bizim için. Yeni arkadaşlarla tanıştığımızda kampta hep şey oldu. İşte merhaba ben Murat ya da işte karşıdaki merhaba ben Ahmet dediği zaman siz tereyağı getiren kişi misiniz diye sorular soruldu. Kampın öncesinde bir WhatsApp grubu kurulmuştu. Orada da herkes tereyağı geliyor mu, işte ekmek geliyor mu diye soruyordu sürekli. Bu konu böyle espri diye başladı ama bir kamp geleneği haline gelecek geldi. Herhalde. Geldi geldi. Artık Murat Saltık denince kuymak, tereyağı, Trabzon ekmeği onlar geliyor. Evet, yağımızı erittikten sonra suyumuzu koyuyoruz. Eşim bunları hep ölçülü yapıyor. Ben biraz daha göz kararı kısmındayım. Çaktırmadan bu arada ben de tarifini alıyorum. Şu an kuymağı yapabildiğim için çok mutluyum. Bugün de yapamasaydık biz ümidi kesmiştik. Evet, artık dönme vakti gelmişti. Kaynayacak mı şimdi bu? Bu birazcık yağ kenarlardan fokurdamaya başlayacak ama tamamen kaynamayacak. Hmm. Şimdi birazdan tuzunu ilave edeceğiz. Kampa geldik diye Trabzonspor'u da unutacak değiliz. Son maçımızı kazanmışız. Sadece bir puana ihtiyacımız kaldı. Hep söylediğimiz o sene bu sene artık gerçek oluyor. Kuymağın, biz kuymak diyoruz. Yapılış şekli biraz farklı olarak Rize bölgesinde muhlama da deniyor. Bazı yerlerde muhlama da deniyor. Evet, Rize, yöresel... evet Rize'de. Onlar biraz farklı tekniği. Birkaç yolla yapılabiliyor. Hani bizim ilçeler arasında da farklılık gösterebiliyor. Normalde önce yağda mısır unu kavrularak yapılıyor. Mısır ununun çeşidi, kalitesi etkin değil mi bunda? Mısır unu tabii ki. Bizim kullandığımız böyle daha ince marketlerde gibi olan. Falan alınan mısır unları herhalde. Bunlar bizim bölgedeki mısırlardan hani elde ediliyor. Çayımız da demlendi artık. Kaç dakika sürecek şimdi o? Bu 20 dakika kadar sürecek. Şöyle hemen çırpıcıyla. Azar azar katıyorsun herhalde. Evet, ben şimdi göz kararı yaptığım için eşimin kendi ölçüsü var, bardağı var, kaşığı var. O hiç şaşmadan bir kere de yapabiliyor. Her zaman her ekipmanı yanımda bulunduramayacağım için göz kararına biraz daha ağırlık veriyorum.
Sen ki çok titiz düzenlisin. Nasıl ölçüsüz yaşıyorsun anlayamadım şimdi. Her şey kitabına göre öyle. Her şey olacak arabada. Yani işte dedik ki ölçüyle herkes yapar. Bir de göz kararıyla yapalım. Abi kamp için ne diyorsun? Valla kamp uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Özellikle oğlumla katılmak istediğim bir organizasyondu. En son Burdur'da yapılmıştı hatırlıyorsan 2018'de. Evet. Çok da güzel olmuştu. Burdur kampını biz organize etmiştik birlikte. Ondan sonra istedim ki ailecek beraber diğer kampa katılalım. İyi. Ama pandemi girdi maalesef araya. Yok evet. Başka şeyler girdi. 2018'den bu yana yapılamadı. Güzeldi. Uzun yol geldik. Senin kadar olmasa da yaklaşık 700 kilometreye yakın bir yol geldik. Yeni arkadaşlarla tanışmış olduk. Yeni alan gördük. Evet. Her ne kadar benim için çok yeni kuş olmasa da, kuşlar olmasa da o ortamı teneffüs etmek zaten başka bir şey biliyorsun. Evet, bence en güzeli şey oluyor. Bir şekilde kuşçular bir camiada, camia çevresinde toplanıyor zaten. Sosyal medyadan, işte Trakuş üzerinden bir şekilde irtibat halinde oluyorlar ama işte o kişilerle canlı canlı görüşmek. Değil mi? Yıllardır görüşüyorsun. Evet. Beraber yüzünü görmemiş. Evet, fotoğrafına yorum yapıyorsun. İşte beğeniyorsun neyse işte birçok sohbette bulunuyorsun ama hep klavyeden oluyor. Canlı ama canlı sanki, görmek bambaşka. Sanki hiç görmemişsin gibi değil de yıllardır. Olmuyor. Evet. Öyle de değil. Evet. Ben mesela seninle ilk Burdur'da karşılaştığımızda yani yabancılık hissetmedim açıkçası. Senin fotoğraflarını çok beğenirdim. Belli bir çizginin üstündeydi her zaman. Yani yeni başlayanların böyle imrenerek baktığı fotoğraflarım vardı. Evet. Hala var tabii. O çizgin giderek yani çizgin hep kendini korudu zaten. Kalite arttı. Gerçekten yani bunu kalpten söylüyorum. Hiç unutmam o yani Florya fotoğrafını hep aklımdadır. Hatta geçen bir bahsi geçti bir konunun. Kampta sarı neydi o? Sarı çiçekler tarlası olan neydi? Kanola. Kanola. Kanola çiçeklerinden alalım da biraz şeye ekleriz, fotoğraf kuşların arkasına fon yapalım falan diye. Aman Serhat abi de duymasın dedik ki orada zaten. O sırada senin fotoğrafını söyleyecektim. İşte zamanında bunlar kabul edilmiş ki bizimki haydi haydi kabul edilirdi. Evet tabii ya belli bir ama çok güzel. Arayış içerisindeydik. Daha güzel nasıl fotoğraf çekilebilir falan. Tabii kurgu zaman zaman birçoğumuzun başvurduğu bir evet. yol olmuştu. O zaman da bir çeşmemiz vardı. Burada da meşhur çeşme. Orayı biraz düzenlemiştik. Evet ama şöyle bence yani ilk başlayanlar genelde hep aynı basamaklardan çıkıyoruz herhalde. Yani önceliğimiz bir kuşu görmek oluyor. İşte o kuşu gördükten sonra işte daha iyi karesi, daha özel karesi şeklinde gelişiyor. Yani mesela benim en sevdiğim kuş çütredir. Herkes de biliyor bunu. Evet. Şimdi ben çütreyi bu kadar çektikten sonra her seferinde aynı fotoğrafını çekmem bir süre sonra benim için de anlamsız hale geliyor. Paylaştığım kişi de yani paylaştıktan sonra onu gören kişi de ondan çok fazla lezzet alacağını düşünmüyorum. Ama işte bir farklı bir çiçeğin üzerinde çekmek, farklı bir tünekte çekmek o rutini kırıyor. Evet, farklı davranışları. Ama tabii bunun da dozu olması gerektiğini düşünüyorum yine. Tabii. Yani hiç bölgeye ait olmayan bir şeyin. Aşırıya kaçmak da olmaz. Çay acımadan çayı da koyalım ya. Tamam. Getireyim tamam. Bardakları. Çay senden, kuymak benden. Evet.
Evet. Kıvamımız güzel oldu. Şimdi yağımızı, peynirimizi yavaş yavaş atacağız içine. Peynire kolot peyniri mi diyorsunuz? Evet. Yani birçok peynirle yapılabiliyor. Onlar da hakkı varmış demek ki buradakilerin. Normalde bizim imansız peynir dediğimiz bir peynir var. Ondan daha güzel olur. Böreklerde falan kullanılır. Şimdi şunu ufak ufak karıştıralım. İlavemizi yaparız. Şu sese bakmak yani. Evet. Kuş sesleri, kurbağa sesleri. Buraya gelince nasıl dinlendik bir anda? Bok böcekleri. Valla. Huzur bu işte. Evet, peynirimiz bak uzamaya başladı. Tertel. Ben bunu birazcık daha peynirli seviyorum. Şuna bak hiç susmuyor. Bayılacak evet. Şimdi. Bir de kendini gösterse. Evet. İlk gün nasıl uğraştırdı bizi? Göstermedi kendini. Evet. O güzel sesine rağmen bir türlü çallardan çıkmıyor. Bakayım çayına. Arada çaydan da soğumadan. Güzelmiş. Bizde çay olmazsa olmaz. Akşamları mutlaka. Hatta ben küçükken hatırlıyorum ikinci demlikler yapılırdı. Hani bir tane biterdi, ikincisi yapılırdı. Ben de işte bu video serisine başladıktan sonra yavaş yavaş yaptığım hobinin yani kuşlarla ilgilenmenin sadece onlarla ilgili olmadığını, işte şu görmüş olduğumuz doğadan da faydalanmak olduğunu fark ettim. Bunu da insanlara göstermek gerektiğini düşündüm. Hı hı. İşte arazide kahvaltı yapıyoruz. İşte bunu niye daha güzel hale getirmeyelim ki diye düşündüm. Kesinlikle. Şu an insanoğlu birçok şeye ulaşabiliyor ama bir yandan da birçok şeye ulaşamıyor aslında. Öyle bir durum var. Her şey çok hızlı ama bir yandan da her şey çok yavaş. Ooo şimdi başladı. Evet. Buna şimdi kaşıkla değil ekmeği bandırarak yiyeceğim. Ekmekten. Benim de şöyle bir şeyim var. Karadenizli birisinin yanında olduğum zaman onların şivesiyle arada bir olsun. Tabu, dur da falan. Ya. Herhalde Trabzon'da yaşamam, okumamın verdiği bir şey olabilir, olsa gerek. Evet. Evet, şimdi bir acık daha peynir erisin, testimizi yapalım. Ama o zaman oradayken hiç bundan yemedim biliyor musun? Öyle mi? Hiç yemedim. Ya bak, bir Trabzonluyla tanışıp. Vardı Trabzonlu arkadaşlarımız. Hiç, ama şöyle, hiç aklına gelmeyecek bir yerde yemek varmış mesela. Bu da mesela çok ilginç bir konu. Kuşlarla ilgilenirken yani tanıdığım arkadaşların profiline bakıyorum mesela. Hayatlarımızın böyle bir yerde kesişmesi çok zor görünüyor. Yani meslek icabı, işte bulunduğu şehir icabı ama işte birçok şey kazandırıyor. Evet. Tamam mı? Bence tamam. Vallahi bence oldu. Şimdi normalde bunun üstüne bir de yağ yakıp döküyorlar ama yani o görsel olarak çok güzel görünüyor ama biraz yağlı oluyor. Ha, evet yani. Herkes yağlısı. Evet, testimizi de yapalım. Vallahi çayı sade içirttin bize. Öyle baka baka ağzımız sulandı. Bunu şimdi bir de gözlem videosunun kapak fotoğrafına koyacağım. O yüzden şöyle güzel güzel çekeyim.
Bakın dostlar bak. Kuymak nasıl yapılırmış? Nasıl evet. Olurmuş? Nasıl sünermiş? Evet. Ya yeter daha. Getir şuraya bandıralı. Hayır. Şimdi eşim çok şey yaptı. Dedim kuymak yapacağım orada ben. Dedi ki bak bizi rezil etme dedi. Becerebilecek misin? Ders Aile verdi bana. Yaptın, İlgün Hanım. Bir de şey Ramazan olduğu için kendi yaptığımı test edemedim. Yani nasıl olduğunu bilmiyorum. İlk defa kendi yaptığımı kendim yiyeceğim şu an. Evet bu tamam. Evet arkadaşlar. Kuş gözlem günleri günlükleri 14'ü Trakus kampına ayırmıştık. Birçok fotoğraf, video çektik. Dostlarla birlikte olduk. Finali de sonradan koşullar bunu gerektirdi. Finali de final gibi yaptık bence. Son günümüzü. Tamer abi ile birlikte. Eşi de, oğlu da burada. Şimdi çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra biraz daha dolaşacağız. Ve bir sonraki bölüme işte Karacabey Manyas turuna, parkuruna geçeceğiz. Yalnız sözünü kesiyorum. Evet. Kuzgunlar kokuyu aldı. Kuymağın kokusunu geliyorlar. Tepemizde dolaşıyorlar. Evet. Evet. Videoyu fazla uzatmayalım o zaman. Çok şükür kuymağımızı yapabildik. Bir de tadına bakalım. Bir sonraki parkurda videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.